Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Hayvanlarda dolaşım ve bağışıklık sistemine başlayacağız. İkisini birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Tek bir başlık altında. İkisi zaten birbirine bağlantılıdır. Şimdi hayvanlarda dolaşım derken ilk önce dolaşım sisteminin e, balıklarda, kurbağalarda, diğer canlılarda nasıl görülüyor bunlara bakacağız. Daha sonra arkadaşlar insanda dolaşım sistemini işleyeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Şöyle. Şimdi bakın. Tek hücrelilerden işte e, amipten süngerden bunlardan bahsedelim önce daha sonra da arkadaşlar dolaşım tanımları vereceğim size açık dolaşım kapalı dolaşım tanımı. Sonrasında omurgalılarda dolaşım nasıl gerçekleşiyor buna bakacağız. Arkadaşlar tek hücrelilerde bakın gerçek bir dolaşım sistemi yok zaten adı üstüne tek bir hücre. E, sistemin olabilmesi için organların olması lazım dokuların olması lazım. Böyle bir sistem olmadığı için tek hücrelilerde bunlar biraz daha böyle basit düzeyde gerçekleştiriyorlar ve genellikle protoplazmik hareketler yaparak gerçekleştiriyorlar arkadaşlar protoplazmik hareket nedir e, hücrenin içerisindeki sitoplazma sıvısının hareketiyle dolaşım olayı gerçekleşiyor biz buna protoplazmik hareket diyoruz mesela amipten bahsedelim arkadaşlar amipte e, hücre içi hareket e, ee, ama boyut dediğimiz hareketli oluyor. Ama boyut hareket neydi? Yalancı ayaklarını oluşturuyordu ya hani. Yalancı ayak oluşturarak e, hem vücudunu hareket ettiriyor hem de içerisinde bulunan sıvıyı hareket ettiriyor. Daha sonra sil, sillilere baktığımız zaman siller neydi? Mesela paramesyumun etrafında bulunan böyle küçük uzantılar sillerdi arkadaşlar. Bunlarda da yine işte protoplazma. E, Besin kofunu alıyor arkadaşlar hücre içerisinde belirli bir yol takip ederek dolaştırıyor ve böylece de hücrelerin yani hücrenin e diğer hücreler demeyelim çünkü tek hücreler bunlar zaten. Hücrenin diğer kısımlarına da besin göndermiş oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim biraz daha böyle gelişmiş olanlara. Süngerlerde ve sölenterlerde nasıl oluyor? Bunlarda mezoderm tabakası yok. Süngerler ve ee, Sölenterler arkadaşlar sadece iki tabakadan oluşuyor. O yüzden diploblastik canlılar diyoruz bunlara. Bu canlılarda e, mezoderm tabakası olmadığı için yine dolaşım sistemi olmaz arkadaşlar. Vücut hücreleri ne yapıyor? Dış ortamla doğrudan temas ediyor. Ve bu şekilde hem solunum gazlarını alıyor hem de boşaltım atıklarının atılmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani difüzyonla yapıyor bunlar işlerini süngerler ve sölenterler. Mezoderm tabakası olmadığı için dolaşım sistemleri de bulunmaz unutmayalım. Peki gelelim yassı solucanlara. Arkadaşlar yassı solucanlarda e, tüm vücuda yayılan bir bağırsak vardır. Bu bağırsak besinlerin taşıma görevini gerçekleştiriyor. Zaten bu yüzden de böyle bir dolaşım sistemine ihtiyacı yok. Bağırsak bu görevi yapıyor arkadaşlar. Derisi dikenlilerde de yine gerçek bir dolaşım sistemi bulunmuyor. Şimdi gelelim omurgalılara. Arkadaşlar. Omurgalılarda dolaşım sistemi, kalp, damar sistemi ve lenf sisteminden oluşuyor. Peki bunların görevleri nelerdir? Görevlerinden bahsedelim. Bir kere solunum gazlarının taşımasını sağlıyor. Nedir solunum gazları? Oksijen ve karbondioksit arkadaşlar. Oksijenin dokulara gönderilmesini sağlar. Dokularda oluşan karbondioksitin de dışarı atılmasını sağlar. Ayrıca yine besin monomerlerinin de hücrelere taşınmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani sindirim sisteminde anlattık ya işte kan yoluyla taşınıyordu. Bir de laf yoluyla taşınıyordu. Bu taşınma sayesinde de besinleri hücrelere gönderiyor. Yine hormonları hedef organlara taşır arkadaşlar. Zaten hormonlar için ne demiştik? Sadece kan yoluyla taşınır dedik. Başka hiçbir yolla taşınmaz demiştik. Yine metabolik atıkların boşaltım organlarına taşınmasını sağlar arkadaşlar. E, metabolik atıklar nelerdir? Amonyak, daha sonra e, karbondioksit bunların hepsi nedir? Metabolik atıklardır. Bu atıkların taşınmasını sağlıyor. Vücut ıs ısısının düzenlenmesine yardımcı oluyor. Mesela... Ee, kanımız belirli bir sıcaklığa sahiptir. Bu sıcaklık sayesinde de işte bizim vücut ısımız düzenlenir. Yine doku sıvısındaki su ve iyon dengesini de düzenler arkadaşlar. Bizim dolaşım sistemimizin görevi budur. Şimdi bakın hayvanlarda kalp tarafından kan pompalanıyor ya bu eğer damar dışına çıkıyorsa farklı bir isim alıyor. Damar dışına çıkmıyorsa arkadaşlar farklı bir isim alıyor. Eğer ki damar dışına çıkıyorsa açık dolaşım diyoruz. Damar dışına çıkmıyorsa sadece damarlar içerisine dolaşıyorsa da kapalı dolaşım diyoruz. O zaman açık dolaşımdan şöyle bir başlayalım. Arkadaşlar açık dolaşım e, kalp, atar damar ve toplar damarlardan oluşur. Bunlarda kılcal damar yoktur. Kılcal damar yok. Peki e, hangi canlarda görülüyor midye, yengeç? Yine bazı yumuşakçalar ve eklem bacaklılarda görülüyor açık dolaşım sistemi. Arkadaşlar kan ve doku sıvısı şeklinde bir ayrım yoktur. Yani doku sıvısı ve kan bunlar da aynı şeydir. Aslında aynı sıvıdır. O yüzden biz buna vücut sıvısı diyoruz aslında. Vücut sıvılarına da ne diyoruz? Hemolenf diyoruz. Hemolenf. Yani o damarların içerisinde dolaşan yine dokuların arasında bulunan sıvının adı neymiş? Hemolenfmiş. Sonra arkadaşlar e, peki besin alışverişi nasıl gerçekleşiyor? Vücut hücreleriyle hemolenf arasında bir besin alışverişi gerçekleşiyor. Yine atık ürünler de bu hemolenf aracılığıyla hücrelerden uzaklaştırıyor. Yani bir nevi bizdeki kanın görevini kim görüyor? Hemolenf dediğimiz sıvı görüyor arkadaşlar. E, bunlarda dolaşım nasıl gerçekleşiyor? Ondan bahsedelim birazcık. Şimdi kan Kalbin pompalamasıyla arkadaşlar atar damarlardan nereye gidiyor? Dokular arasındaki boşlukları dağılıyor. Daha sonra bu boşluklarda yavaş hareket ediyor ve vücut hücreleri arasında bir madde alışverişi sağlanıyor. Yani bizde hani diyoruz ya kılcal damarlarda madde alışverişi sağlanır size anlatacağım bunu Starling hipotezine. Ee, burada kılcal damar olmadığı için kan direkt atar damarlardan çıkıp dokular arasına yayılıyor. Burada yavaş hareket ederek hücre hücrelerdeki madde alışverişini sağlıyor. Sonra toplar damarlara geliyor arkadaşlar bu. Hatta orada da kan kirleniyor tabii ki. Bu kirlenme ve temizlenme dediğimiz olay eğer karbondioksit miktarı fazlaysa kirli kan, oksijen miktarı fazlaysa da temiz kan diyoruz arkadaşlar. Şimdi hücrelerin arasında bu hemolenf karbondioksiti alıyor, hücrelere de oksijen veriyor. Dolayısıyla kirleniyor. Nereye geliyor? Toplar damarlara geliyor. Sonra da kalbe geliyor arkadaşlar. Bu kalp Yine tekrardan işte canlıya göre tabii ki solunumu nasıl gerçekleşiyorsa solunuma göre kan temizleniyor. Tekrardan pompalanarak vücuda gönderiliyor. Arkadaşlar bu sistemde dolaşım yavaştır. Neden yavaş? Çünkü vücut boşluklarında dolaşıyor. Yani doku boşluklarında dolaşıyor. Bu yüzden de vücuttaki dolaşım hızı yavaştır diyoruz. Bunlarda solunum pigmenti ve solunum gazı bulunmaz. Yani solunum pigmenti dediğimiz nedir? Mesela bizlerde bulunan hemoglobin. Mesela başka canlılarda hemosiyanin, hemoeritrin gibi e, solunum pigmentleri var. Bunları solunum sisteminde anlatacağım size. Bu solunum pigmenti açık dolaşıma sahip olan canlılarda bulunmaz arkadaşlar. E, kanda neler var peki? Kanın içerisinde besinler, atık madde ve hormonlar var arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet açık dolaşım. Devam edelim açık dolaşıma. Mesela çekirgeden bahsedelim. Arkadaşlar Şimdi çekirgenin sırt tarafında kalp görevi gören bir yapı vardır. Bu yapı 7 bölmeli bir damardır arkadaşlar. Bu damarların hem ön tarafları açık hem de yan tarafları açıktır. Yani bu açık olan kısımlardan ne gidiyor aslında? Kan dışarıya çıkıyor. Yani doku sıvısı hemonaf dediğimiz sıvı dışarıya çıkıyor. Ve dokular arasında yayılarak orada bir madde alışverişi sağlıyor. Bu vücut kasları kasılıyor arkadaşlar. Kan damarlara doğru itiliyor. Sonra da e, tabi bu sırada bölmelerin o yan kısmı kapalı oluyor sadece ön taraftaki boşluğa dökülüyor yan tarafa dökülmüyor arkadaşlar. Kaslar gevşeyince de yanlardaki bölmeler açılıyor ve bu açıklıktan da damarlar e, geri dönüyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bunlarda da kan basıncı oldukça düşüktür ve besin oksijen ihtiyacı az olan canlılara özgüdür açık dolaşım. Çünkü besin ve oksijen ihtiyacı fazla olan canlılar böyle bir sistemle çalışamaz. Çünkü dolaşım hızı oldukça yavaştır. Bu yüzden de daha böyle basit canlılarda görülen bir sistemdir. Gelelim kapalı dolaşıma. Kapalı dolaşım bizi daha çok ilgilendiriyor. Çünkü kapalı dolaşım bizlerde de görülen bir sistem. Arkadaşlar burada kılcal damarlar da var. Bakın hem kalp hem atar damar hem toplar damar hem de ilaveten ne var? Kılcal damarlar var. Peki hangi canlılarda görülüyor? Mesela toprak solucanında kapalı dolaşım. Hatta ilk defa kapalı dolaşım kimde görülmüştür? Toprak solucanında görülmüştür. Sonra mürekkep balığı, ahtapot ve omurgalı canlılarda görülür arkadaşlar. Kan damarlar içerisinde dolaşıyor. Arkadaşlar bu yüzden de kan basıncı ve dolaşım hızı yüksek yani vücut boşluklarına yayılmıyor. Aslında kanın e, hızının yavaşlamasına sebep olan şey vücut boşluklarına dökülmesidir. Eğer vücut boşluklarına dökülüyorsa dolaşım hızı yavaşlıyor. Eğer vücut boşluklarına dökülmüyorsa damar içerisinde dolaşıyorsa buna hem kapalı dolaşım diyoruz hem de burada dolaşım hızı yüksek oluyor. Şimdi Peki nasıl gerçekleşiyor bu dolaşım? Arkadaşlar Yine besin ve oksijen iletilmesi, e, dokulardan da atıkların toplanması kılcal damarlar sayesinde oluyor. Şimdi şeylerde açık dolaşıma sahip olanlarda ne yoktu? Kılcal damar yok. Şimdi bakın şöyle düşün Ben burada kapalı bir dolaşımı çizdim. Şimdi kapalı dolaşım diyelim ki yok. Yani şurada kılcal damarlar yok. O zaman ne oluyor? Açık dolaşım oluyor. Ve bu atar damarlarla toplar damarların uçları açıktır. Doku sıvısına dökülen yani dokunun olduğu yere dökülüyor vücut boşluğuna. Şu kılcal damarları düşünmeyin. Doku boşluğuna dökülüyor arkadaşlar. Ve döküldüğü gibi orada yavaş yavaş hareket ederek besin alışverişi gerçekleşiyor. Böylece toplar damara gelip tekrardan kalbe geliyor. İşte ee, bu olay oldukça yavaştır ama kapalı dolaşıma sahip olan kişilerde canlılar da daha hızlıdır. Solunum gazlarını ve solunum pigmentlerini taşır. Arkadaşlar açık dolaşımda böyle bir şey yok ama kapalı dolaşımda var. Kan kesinlikle vücut boşluğuna geçmez. Zaten geçerse de hani kanama, iç kanama gibi şeyler görülüyor. Solunum ve dolaşım sistemi ilişkilidir. Açık dolaşımda sonlu ve dolaşım bağımsızdır. Ama kapalı dolaşımda birbiriyle ilişkili. Çünkü kanın içerisinde bulunan Solunum pigmentleri solunum gazlarını taşıyor arkadaşlar. Bu yüzden de ikisi birbirine ilişkilidir. Kapalı dolaşım. Besin ve oksijen ihtiyacı fazla olan canlılarda görülür arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Peki ilk kapalı dolaşım az önce de söyledim. Kimde görülmüştür? Toprak solucanında görülmüştür. Yani halkalı solucanlarda görülmüştür. Ee, bunun nasıl bir sisteme sahip olduğunu da anlatalım. Şimdi halkalı solucanlarda arkadaşlar sırtında ve karnında iki tane uzun damar var. Ve bunları birbirine bağlayan halka şeklinde damarlar vardır. Zaten vücut yapısı nasılsa genelde diğer sistemleri de ona uygun olmuştur. Bunlarda da halka biçiminde damarlar var. Bu damarların 5 çifti kalp görevi yapıyor arkadaşlar. Yani böyle bizim beklediğimiz gibi işte özelleşmiş bir kalp olayı yok. Damarlar kalp görevi yapıyorlar. Ve... Ee kılcal damarlar deri ve bağırsağın yüzeyine dağılıyor ki orada besin alışverişi yapabilsin diye arkadaşlar. Kanın dolaşımı ne oluyor? Sırt tarafta yani sırtta arkadan öne doğru gerçekleşiyor. Karın tarafında ise önden arkaya doğru yani şöyle bir sirkülasyon halinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bakın kapalı dolaşımın basit bir şeklini göstereyim. Kalp var. Kalpten çıkan damarlar atardamar, damar, atar damarlardan kılcal damarlara geliyor kan. Burada doku ile madde alışverişi gerçekleşiyor. Sonra toplar damarlarla birlikte tekrardan nereye geliyor? Kalbe geliyor. Evet omurgalılara geçmeden önce isterseniz bu videoyu burada bitireyim. Omurgalılarda dolaşım sistemini de bir sonraki videoda anlatayım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.